Saygıdeğer de birçok her sayfasının değerli takipçilerine selam olsun. Bugün Akatlar Spor Kompleksi'ne gidiyoruz. Orada ne mi yapacağız? Beşiktaş, Emlakçet, Fenerbahçe, Beko maçı var. O maçı izleyeceğiz. Şimdi Marmara'ya geçiyoruz hiç laf uzatmadan. Maç normalde Avrupa'da oynayacaktı arkadaşlar. Ama FIBA Dünya Kupası elemeleri başladığı için ileri tarihe ertelenmişti. Günlerden 29 Kasım 2020'ci. Ve bu akşam Stad 8'de oynayacak bu maç. Şimdi de yeni kapı Hacı Osman yapacağız arkadaşlar. Kaçırdık maalesef. Son anda. 2000 years later. Yes. Hacı Osman seferinden Levent metro istasyonuna geldim arkadaşlar. Aktarmalı olarak M6 trenine bineceğiz şimdi. Sonrasında da Nispetiye'ye inip Akatlar Spor Kompleksi'ne 23 dakikalık bir yürüyüş yolu var. Ardından o yolu da yürüyüp Akatlar Spor Kompleksi'ne girişimizi yapacağız. Nispetiye'ye de şükürler olsun ki geldik. Sağlığımız için yürümeliyiz arkadaşlar. Lütfen. Herkes öneririm. Uzun bir yürüyüşümüz ardından Akatlar Spor Kompleksi'ne gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Maç öncesi karnım kazınmıştı arkadaşlar. Ben de köfte sucuk karışımı ekmek aldım. Yanında da ayran. Anlık Akatlar Spor Kompleksi'ndeyim. Fenerbahçe'nin olduğu tarafa gidiyorum yine. Erkan abim diyelim ben. Vallahi yine yerini almış. İşte Fenerbahçe'nin olduğu tarafa geldim. Çifte derbi, çifte galibiyet olsun inşallah. Bu maçı da alırız. Alacağımızdan da eminim arkadaşlar. Telefonda yemeyelim bilmem bir şarkısı çalıyor arkada. Bakın işte görüyorsunuz basketbolcularımızın da çıkış dönemi işte. Gütürdis baba muhabirin yanına gitti arkadaşlar. Şu an açıklamalar yapıyor görüyorsunuz işte. Şuraya gelsin, fotoğrafımı çektireceğim. Fırsatları hiç kaçırır mıyım? Ve alayıpla başlıyoruz. Hadi bismillah. İsmail abi adamsınız. Eyvallah kardeşim. Metecan abi adamsın. Arkadaşlar az önce Fenerbahçeli basketbolcularımızla fotoğraf çekildim. Heyecandan isimlerini şu an unuttum ama muhakkak videoya fotoğrafları koyacağım arkadaşlar. Vallahi çok güzel bir anıydı benim için. Yıldız Gül 31 numara Bülent Morin 32 numara Twin Wins
başa koyacak erkek kombini. İki de iki. Bir kale atasın be. Büyük basketbolcu. Üç de üç. Metecan yine. Yalnız çok iyi başladık ya, onu söylemem lazım. Matlin benim be. Tekrar maç oldu. Birinci faul. Beşiktaş'a kaçırdı. Üçüncü takım faul. Çok iyi. İlk çeyrekten fark attık arkadaşlar, baksanıza ya, 20-31 yani, fark 11. İkinci periyoda da siftahımızı yapıyoruz arkadaşlar. Bola timeout. Beşiktaş Emre Çet. Metecan bir sen ters edesi ya. Martley 2.2 saniye var arkadaşlar. Evet, 40-53 öndeyiz arkadaşlar. Fark 13. Yellow Legaj işte ya. İki yüzsün çocuklar. Birdenbire ateşlendiler. Vallahi çarşı grubu birdenbire ateşlendi. Evet arkadaşlar, ilk yarı hakkında düşüncelerimi merak edenler için hemen söylüyorum. İlk yarıyı 13 farkla önde kapattık. Çok konuşulacak bir şey yok aslında. 13 fark var Beşiktaş Emlak Şehit'le aramızda. Yüzlerim olur diyorum bu maç. İki çeyrekte 53 sayı attığımıza göre bence 100'ü de rahat buluruz diyorum. Üçüncü periyot başlıyor. Beşiktaş'la başlıyor abi, bakın hocam. İkinci yarı yüzleri bulma dileğiyle. Haydi bakalım.
Hocamız zamanında hoca sorumlusunuz da saniye. Yavaş yavaş Beşiktaş geliyor arkadaşlar. Vallahi ne oluyor ya? Hadi. Size şunları söylemeliyim. Resmen Fenerbahçe 3. çeyrekte rehavete kapılmış. Çok net söylüyorum. Rehavete kapılmış. Her hata çıktığımızda bir problem oluyor. Hata alıyorum. Saçma sapan. Adamlara fırsat veriyoruz. Gelip değerlendiriyorlar. Farkı kapattılar. 56 atmış. Neler oluyor ya? Bu ne abi? Üçüncü periyodun başından beri sadece 2 sayı atabilir. Böyle bir şey olamaz ya. Hadi Meli, hadi Meli, hadi aslanım. Bravo lan. Hadi ya. Biz parayla 4. periyot başladı. 67-59 öndeyiz. Ama bence farkı bayağı açmamız lazım. Devam bu kadar düşük başladı. Ama kazanırız büyük ihtimalle. Yani yine de fark açarak kazanırız. Valla yüzleri bulur diyordum bu maç için. Ama zor geldi artık yüzlerin gelmesi. Sağlık olsun. Daha ilgilenip de bu para yeter. Şükürler olsun ya. Oh be, oley. Getirin az, oley. Getirin az, oley. Fark on arkadaşlar, 2 dakika 45 saniye var maçın içinde. Nemanja Bielsa'yla fotoğraf çektirmeden hiçbir yere gitmem. Onu söyleyeyim. Tony Jekiri yanında. En yanında da Deschamps Pierre. Görüyor musunuz bilmiyorum. Evet, Deschamps Pierre. Son 40 saniye maçın bitimine. Maç sonucu Beşiktaş'a kaç çekiyor düşüyor. Fenerbahçe'den kaç çekiyor. Birinci. Deşampi. Ve evet arkadaşlar. Maç sonucu Beşiktaş'a kaç çekiyor 72. Fenerbahçe Beko 81. Çifte derdi, çifte galibiyet. Yine galibiz. Gel kardeşim, helal olsun lan sizlere hele. Helal olsun. Bielitsa da gitti. Onunla çektirmeden hiçbir yere gitmiyorum falan dedim ama herhalde çektiremeyeceğiz gibi. Yani çünkü o da takımla birlikte soyunma odasına gitti. Yapacak bir şey yok. Mutluyuz ya. Kazandık yine. Farkı bayağı kapatmış süreçte ama biz maçı bırakmadık. Kazanmasını bildik maçı. Sizlerden bu videoya güzel like bekliyorum arkadaşlar. Abone değilsiniz de abone olmayı unutmayın. Hoşça kalın arkadaşlar. Yarın da Fenerbahçe Rayo Vallecano maçına gidiyorum. Haberiniz olsun.